etmesi, o ona onunla eş alıyor, o onunla eş alıyor. Aa diyorsun bu bununla eş ama çıkan yavru ondan değil. Dişi bir yatıyor, başka bir erkek geliyor, bir yapıştırıyor. Sen bekliyorsun, aa diyorsun bu erkekten böyle kuş çıktı. Neden? O bir risk. Onu özel ayıracaksın. Bak bu dolap gibi bölmeleri ayıracaksın. Hiçbirisi eşinin haricinde hiçbir kuşla bir araya gelemeyecek. Kontu garanti olur. Ya da çok iyi kan hattına sahip 3 tane dişi, 2 tane erkek kullanabilirsin. Ben öyle yapıyorum. Bak 3 tane dişi, 2 tane erkek kullanıyor. Hangi dişide, hangi erkek eşleşti öğrenmek. Çünkü kan hattını biliyor kuşların. Sıkıntı yok. Anladın mı? Yani bak bu erkek de binse, öteki de binse fark etmiyor benim için. Benim için usta dişiler çok önemli bir şey. Dişi güver için tarla çok önemli. Mahsulü tarla veriyor. Eğer tarla kuvvetliyse, tohum da kuvvetliyse, hata yoksa illa bir şey de bak mesela Bursa'da benim bir arkadaşımda baskaları vardı. Erkekler hep yarım kapalı ama dişiler güzel dönüyor. Yani ben bir yerde seyrettim. Dişinin iyi döneni zor. Zor. Dişinin iyi döneni çok zor. Neden zor dönüyor dişi? Dişide öyle iyi dönen kuş çok nadir olur. Genelde erkeklerde olur. Erkekler dişilere göre daha kuvvetli. Döndüğü çok iyi döner. Erkek kuş erken döner. Daha fazla. Tabii ki neyi taşırsa. Bir de sen de onun dilinden anlarsan erkek kuş kendini taşır. Sen uçuyor, uçur, dönüyor, durmadan, her isteğine durmadan kaldırıp döndürürsen o kuş ne yapsın ya? Sen kendi çocuğunu bakkala 3 defa göndersene peş peşe. Dördüncü de gitmez zaten. Baba diyecek ki bu ne ya, yeter artık. Beni 3 defadır gönderiyorsun bakkala. Neden hepsini birden söylemedin ki? Bak, hesap et. O kuş. Bunu yerde izleyeceksin ki baktın neşeli, uçmak istiyor. Kuşçu adam bunu anlar. Hemen kuşu uçuracaksın. Kuş güneşli havayı çok sever. Ha biraz inat eder inmek için. Onun için yükseltmeyeceksin. Yükselme huyu varsa akşam saati uçuracaksın. Güneş batmadan evvel. Kuş yukarı kaçmaz. Daha çok aşağı bakar. Hele hele. Bir de pırıltı açan kuşa hep dişisini kullanırsan oh! Hayvan her uçtuğunda pırıltı verip yere kuş saldığı zaman kendi dişisini görüyorsa tabii kuş sana ne böyle yapar? Dişisini gösterir. Hemen dişi aklına gelecek. Aynen. Eğer ki bir iki kişi ertesi gün sana gelecekse dişiyi de bir gün evvel saklıyorsan o ayrı bir kurnazlık ama. Bunlar bu sefer telaş etmesin erkek dişi aşağıda diye. Bu sefer de hani böyle telaş edip erken davranıp tahtar yapmasın. Yok. Şimdi zamanlama olayı. Bak kuş bak böyle kuş menzilini kendisi ayarlıyor. Bak menzile girdiği zaman eğer sen de ben küme saçmaya karşıyım. Elinde kuş alacaksın. Bak böyle bekleyeceksin. Böyle uzatıp hafif gösteriyor gibi yapacaksın. Gözü sağa sola kayıyorsa kaçak bir pırıltı atacaksın ki baksın. Ve kuş dümdüz gelmeli. Tabii dümdüz gelmeli. Çok önemli. Dikkat ediyorum. Herkes böyle sağa doğru dönüyor ya da sola doğru dönüyor. Ya dönüşünü bile tamamlamadan kuş atıyorlar, küme saçıyorlar. Kümesi açıyorsun, açmanla beraber elindeki kuşu salman gibi değil. Gecikebiliyor, çıkmıyor biliyor. Kuşa pırıltı atan adamın kuş menzile girdi mi bak böyle bir kasıyor kendini. Kastığı zaman zaten kork. O yuvarlak çok başka. Mesela değişik stillerde kuş geliyor. Kuş kerkeniz gibi geliyor bak. Kim kuş öyle döner. Mesela biri fıstık olayı var. Herkes diyor, aa ben fıstıklı kuş beslemem. Ulan sen fıstıklı kuşu sen bir görsen aşık olursun. Bak ne diyorum sana. Şimdi zenciler var, Ruslar var, Çinliler var, Japonlar var, Avrupalılar var, Araplar var. Bunların içinde hiç hoca, hiç profesör yok mu? Hiç bilim adamı yok mu? Tabii ki var. Ne alakası var?
Peki usta sence bir kuş ne zaman dönüşe girmeli? Mesela yavrudan uçurmaya başladık. Geliyor, gidiyor. Kuş yuvasını öğrendi. Bak. Kuş böyle kızışmaya başlar. Yaş aldı. Hemen değişir. Evet. Bak yavru kuş çok ayarcı olur ha. Kızmaya başladığımız zaten kuşçu adam bunu fark etmesi lazım. Geç inmeye başlar. Dik kafalılık yapar. Ne bileyim oyalanır. Arada sırada bak böyle bir parlatır şaşırtır adamı. Ama bazen de darmadağın karga tulumuna gider. Kuş eş alacak. Mutlu bir yuva kuracak. Tabii. Çocuk, çoluk çocuk. Yavru besleyecek. Aynen, annelik babalık duygularını yaşayacak. Olgunlaşacak. İkinci yavruda ya da üçüncü yavruda mesela yavru yeme düştü değil mi? Kuş hemen tekrar kızmaya başlıyor ötüşlerine. Dişiyi kovalıyor. İşte o an kovalayacaksın onu. Ama zorlamayacağım. Mesela bindirmeden kaçacaksın. Peki Yücel abi bu... Neden bindirmeden kaçacağım? Bindirmeden neden kaçacaksın? Doğru bir şey söyledin. Bindirmeden kuş karşıdan geldiği gibi kale geri dönüş yapamaz. Bana kimse anlatmaz. Kuvvetli kuş karşıdan gelir. Bindirme kuşu, kuşta bir takım hatalar var, gevşeklik var. Mesela eskiden, sizler tanımazsınız mesela iş çevrelerinde bir Zeynel Aga vardı. Mesela hatalı, açığa giriyor kuş, gevşek kuş, rüzgarı böyle göğsüne veriyor. Böyle bir 45-50 dereceden böyle bir salıyor. O gevşek kuş rüzgar göğsüne bir vurunca sıkılaşıyor. Kimisi yeni meraklı adamlara hep bindirme kuşu kaktırırlar. Ya yer çekimi kanunu var. Kuş dönmüyor ki düşüyor. Taşı da atsan yine düşecek aşağı. Evet. Ha, ileri at bakalım ne kadar atabilecek. Bu kadar dönüyor ya. Bırakın bunlar bu kadar dönüyor ya. Peki usta eski kuşlarla şimdi kuşlar arasında ne fark var? Bak fiziki yapıları bile bozuk. Değil mi? Göğüslü kuş olacak. Tabii. Şimdikiler kozalak gibi incecik. Yani bir gün aç kalsa ertesi gün ölecek neredeyse. Ben şimdi ağırlık vereceğim kuşlarıma bak. Kuşlar renk çok önemli değil. En yakışıklı kuşlar eskiden parçalı kuşlar. Kızılderili gibi böyle. Apache. Kara arka. Çok yamalı. Arap. Mavi arka, kırmızı arka. Çizikli. Kara arka. Tabii. Kuşlar. Böyle çiroz gibi olur. Bak hem mesafe var, hem dönüş var ama o tür kuşlar genellikle hep yumuşak kuşlar. Gevşek dönüyor. Kanat kaldıran kuşlar çok fantazi. Ama kanadını böyle ilk kaldırıp da böyle bir yakaladığın an anında cevap verir. Bak böyle vücuda öyle kuş uçuranlar vardı. Kimse tanımıyor, lafını bile etmiyor. Kim mesela? Uzun Bayram diye manav. Ersen Kuru'nun amcası. Ben hayatımda ben öyle profesyonel bir kuş görmedim. Dişi, erkek kuş yapamaz onun yaptığını. Tak tak böyle, bak böyle bir süzülüyor. Hiç kanadını vurmadan ya 20 metre gezer mi bir kuş öyle ya? Hem de dişi. Sen ne diyorsun ya? Maşallah. Nasıl dönüyordu peki? Ve dönüşten bak devirlen bak böyle bak yine böyle kandilden çıkıp yine böyle devam eder mi ya bir kuş? Ben ne duydum, ne gördüm. Kaç metre dönüyordun? Hoca soru sorsun, sen yanıtla Yücel abi, röportaj yayınlayacak. Yücel abi, dönüş nasıl olmalı şimdi? Bir anlat ya. Kaliteli bir dönek dönüş yani. Bir sefer devir şart. Ve daire böyle hunivari değil. Şimdi hani bazı insanlar sağda solda anlatıyor ya, bu kadar bir tane diyor kuş, bak bu kadar. Hani o kadar değil de büyük anlamında anlatıyor. Bu kadar diyor kuş. Bir önlü diyor, oldu diyor çay tabağı kadar. Arkadaş. Bu geçerli mi olsa bu daire siyah beyazı? Bu da geçer. Bu kadar olsun bu da geçer. Ama ya bu kadar kuş nasıl oluyor da büyük bir şey küçük olur mu ya? Ha küçük şey büyük gözükür. Plaka dönüş yapar büyük gözükür. Ama kocaman kuş nasıl küçücük dönüyor? Neden? Çok sivri gidiyor. Kuş ne kadar uzun giderse gitsin muhakkak
dairesi küçüldükçe bak bak bu şekilde bak yavaş yavaş bak, bak böyle göbek yapar böyle olur kuş bak. Öyle gider. Ama mesela rüzgara karşı sivri giden kuş mesafe alır. Ama plaka dönüş bizim istediğimiz gibi duvar saati gibi kuş gitmesi mümkün değil. Ne kadar zorlanıyor biliyor musun? Rüzgara meydan okuyor. Ve %100 rüzgara karşı göğüsü gelecek kuşu. Böyle şeyleri kimse dikkat etmiyor. Bir oradan veriyorlar, bir buradan veriyorlar. Ya arkadaş, sen kuşa ne kadar çok yardımcı olursan, kuş o kadar güzel cevap verir sana. Bak şimdi çocuk deyip geçme. Ben öyle berduş çocuklar tanıyorum. Bir gör böyle tipini hemen not verirsin. Bir gün babasına bir çıyanlık yapıyor çocuk. Ben buna birkaç gün böyle akşamları saatlerce böyle bir nasihatler ettim. O çocuk var ya şimdi 5 vakit namaz kılıyor. Nasıl efendi? Nasıl efendi? Sakın onu ağrıyorsun bak babana, büyüklerine karşı gelme. Sen haklı bile olsan karşı gelme sakın. Bu yüreğe git. Bunu dedim yarın öbür gün daha iyi anlarsın. O yüzden kuşla bütünleşmek lazım değil mi? Tabii. Her şey bu kadar kolay değil. Peki yeni nesil gençlere önerebileceğin ne var? Eskiler olarak. Vallahi tavsiyelerin iyi. Olabilir mesela güzel. Ya bu iş sabır işi. Hani mesela rastgele kuş uçuruyoruz değil mi? Dolduruyoruz kümesi. Oradan buradan Ahmet veriyor, Mehmet veriyor. Alıyoruz, yakılıyoruz falan filan. Aa, bu kuşu bu kuşa gider diyoruz, eş vuruyoruz. Ve hemen yavru alıyoruz. O kuş ne kadar güzel olursa olsun. O, mesela onun bir tanesi, bir uyu hoşuna gidiyordur. Bir kuş çok yumuşaksa ona çok inatçı bir tane kuş bulmak lazım. Kimi kuşun girişi çok güzeldir, mesafesi yoktur. Çok sıkan iyi bir kuşlardan gelip çok sıkan dönüş yapmayan bir kuş vurmak lazım ki ortalamasını yakalamak için. Buna rağmen aldığın yavrulardan atıyorum 4 tane yavru aldın, 2 tane dişi, 2 tane erkek. Bunların hakkında karar verebilmek için bir tane yavruyu uçurmakla bu işi anlayamazsın. 1-2 tane erkek, 1-2 tane dişi uçuracaksın. Eğer bir baktın ki arada sırada başka renk veriyor. Ondan da 1-2 tane dişi, 1-2 tane erkek uçuracaksın. Rengi değişiyorsa karakteri ve yetenekleri de değişir. Değişmemesi mümkün değil. Onun için bir çift kuşun hakkında yorum yapabilmek için 2 sene bakman lazım o kuşlara. İki üç tane yavru alsan onları uçurmak da 2 sene. Peki usta bu dönek içinde şans faktörü diye bir şey var mı? Yani çok nadir. Şans faktörü. Tabii. Şans her şeyde vardır. Var değil mi? Çok iyi değerlendirmen lazım. Değerlendirirsen ne hale? Tuttu bir yavru çıktı yıldız oldu. Tamam. Olabilir mi? İhtimal var mı? Yani? Ben mesela öyle hasta bir tane kuş aldım. Hı. Bana dediler ki ya dediler bu kuş hasta. Ama dedim bak bu kuş çok güzel bir kuşa benziyor. Yavru kızması. Hı. Çok mat bir galaça. 3 ay iyileşmedi. 3 ay sonra var ya, bir eş aldı. Aman Allah'ım. Sonradan Cemo'nun olduğunu öğrendim kuşun. Ne varsa bu Cemo dayı da var yine. Her taşın altından Cemo dayı çıkıyor. Cemo